Öncelikle belirtmek istiyorum, ismi doğru telaffuz edemiyorum, kusura bakmayın. Neyse, videoya geçelim. Geronimo, Amerika'da beyazlara karşı mücadele veren kahraman ve son Kızılderili olarak tarihe kazandı. Kendi topraklarına sürgün ve katliamlara uğrayan Kızılderililerin intikamı oldu. Halkını korumak için teslim olmasının ardından ABD hükümeti tarafından tutsak edildi ve yaşamının geri kalanını cezaevinde geçirerek 17 Şubat 1909 yılında yaşamını yitirdi. Bedonkohe Apache yerlisi olan Geronimo, Yeni Meksika bölgesinde doğuyor. Geronimo'nun gerçek adı Goklaya, esniyen adam olarak biliniyor. Meksikalılar ona Geronimo, İspanyollar ise Jerome derlerdi. İsmi bu nedenle sonradan Geronimo olarak nam salacaktı. Şef Mahko'nun torunu olan Geronimo aslında bir şef değildi ama bir şamandı. Bu yönü diğer savaşçı ve liderlik özellikleriyle de birleşmiş, sonuçta ruhsal ve entelektüel bir lider olmasını sağlamıştır. Geronimo'nun savaş kariyeri bir Chiricahua, Apache'ler arasında en çok saygı duyulan Apache'ler ve aynı zamanda şefi olan kayınbiraderiyle de bağlantılı oluşuydu. Kızılderili lider, Amerikan hükümetine karşı savaşan son liderlerden biriydi. Apache'ler arasında ise son savaşçıydı. Geronimo elinden geldiği kadar beyaz adamlardan intikam almaya çalıştı. Geronimo'ya bu nefreti yaşatan olay, 1858 yılında bir gün eve döndüğünde eşi, annesi ve 3 çocuğunu İspanyollar tarafından öldürülmüş olarak görmüş olmasıydı. Apache şeflerin hepsi onun görüşlerine ve gücüne saygı duydu. 1870'te rezervasyon bölgesine yerleştirildi. Buradan kaçmaya çalışacak fakat tutuklanıp bölgeye geri gönderilecekti. 3 kez daha kaçmayı deneyen Geronimo 4. kaçışında başarılı oldu ve yakılanamayınca 500 izci ve 3000 Meksikalı asker onun peşine düştü. İzciler sonunda onu buldu ve rezervasyon bölgesine geri götürüldü. Ancak özgür ruhlu Geronimo bir yıl sonra 35 savaşçı, 109 kadın, çocuk ve gençle bu bölgeden de kaçmayı başardı. 1885'teki bu kaçışından 1894 yılına kadar bulunamadı. Bir keresinde 24 adamı ile 5000 süvariden kaçan Geronimo, dumanlı dağlara sığınmış ve dağları didik didik arayan süvariler ilginçtir ki izine bile rastlayamamıştı. Geronimo'yu yakalayamayan süvariler köylere saldırıp kadın ve çocukları öldürmeye başlamışlar. Bunu duyan Geronimo sonunda dayanamadı ve halkına zarar gelmemesi için teslim oldu. Ölümünden önce son günlerini geçirmek için Arizona'daki evine dönmek istemiş ancak izin verilmemişti. 1990 yılında bir savaş mahkumu olarak öldü. Kimilerine göre Geronimo işkence yapılarak öldürülmüştü. Öldükten sonra rezervasyon bölgesinin arka tarafına gömülmüştü. Fakat ertesi gün Geronimo gömüldüğü yerde değildi. Çünkü o bir efsaneydi ve efsaneler ölmezdi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Destek olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.